Metropolitan Sanat Müzesi'nin ikinci katında Japonya Galerisi'ndeyiz. Karşımızda bir bodhisattva olan Jizo'nun ağaçtan yapılma ve neredeyse bir insan boyunda olan oyma heykeli duruyor. Bodhisattva, tüm duyarlı canlıların Budalağa ya ulaşmasına yardımcı olmak için kendine adamış kişidir. Her budanın kendine özel bodhisattvası vardır. Jizo'nun erişmeye yardımcı olduğu buda mertebesi ise merhamet budası olarak da bilinen bu Amitabha'dır. Bodhisattvalar aydınlanmış ama dünyamızdan tamamen ayrılmayı seçmeyen varlıklardır. Aydınlanmış bir Buda'nın bu dünyada yapacak bir şeyi kalmamıştır. Bodhisattvalar ise dünyevilik öğelerine sahip olup bize yardım etmeye çalışırlar. Bizi daha yüksek bir mertebeye ulaştırmak için çalışan bir merdiven görevi görürler. Bodhisattvaların rolü düşünüldüğünde bu figürün son derece resmi, neredeyse soğuk olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde görünmesinin sebebi meditasyon yapıyor olması. Üzerinde bulunan kıyafetler ve ellerindeki değnek ve mücevher merhamet mesajının bize ulaşmasına yardımcı oluyor. Her ne kadar dünyevi görünse de kutsallığa erişim sunuyor. Karşımızdaki heykel neredeyse 900 yaşında ve buna rağmen son derece iyi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bulunması gereken yerde bulunmadığı da bir gerçek. Heykelin bir şapelde olması ve etrafında da çok güzel çiçek buketleri bulunması gerekirdi. Yanında da başka bir figür bulunmayacağını tahmin edebiliriz. Çünkü Kışiti Garba ya da Jizo, Amitabha mertebesine erişen bir bodhisattva olmasına rağmen kendi başına tapılan bir figürdü. Bu figüre tapınmak amacı ile birçok tarikat kurulduğunu biliyoruz. Bu heykeli yapanlar ve tapınılma biçimi bize bunun bir heykel olmadığını, yani Budizm geleneğinde yeri olmayan bir kavram olduğunu, dini bir figür olduğunu gösteriyor. Bu heykelin jizo olduğunu, elindeki değnek, mücevher ve bir rahip olduğunu gösteren kel kafasından anlıyoruz. Buna bir de uzamış kulak memelerini eklemeliyiz. Kulak memesinin bu denli uzamış olması ve delik olması bir zamanlar çok ama çok ağır küpeler taktığına işaret ediyor. Parlak ve dünyevi küpelerini bir rahibin son derece basit ama ruhani kıyafetleriyle değiştirmiş. Bu kıyafetlerden üç kıyafet olarak bahsedilir ve sıcaklığın çok yüksek olduğu Hint yarımadasından geldiğine inanılır. Kıyafetlerin arkasındaki fikir ise birinin çöp yığınlarından topladığı paçavralarla giyinmesidir. Geleneksel bir rahip kıyafeti 3 adet kale parçadan oluşur. Birini beline bağlar, birini omzuna atar, diğerini de ısınmak için omuzlarının üzerine koyar. Figür devasa bir lotus çiçeğini temsil eden bir kaide üzerinde duruyor. Referans verilen lotus hayatına çamur içinde başlayan muazzam bir çiçektir ve Budizm inanışlarına uyarlanınca, alçakgönüllü olunarak ruhani açıdan insan mükemmele ulaşabilir fikrine ulaşıyoruz. Elindeki değnekte de buna benzer öğeler görmek mümkün. Bu bir dilenci rahip değneği. Dilenci rahipler, tüm dünyevi varlıklarından vazgeçerek diğer insanların iyi niyetlerine bağımlı yaşamayı seçen rahiplerdir. Dilenci rahipler, köylerde gezerler ve bir köye geldiklerinde, ucundaki halkaları sallamak amacıyla değneklerini yere vururlar. Figürün alnında bir urna görüyoruz. Bu, gözlerin üzerinde bulunan bir erdem sembolüdür. Dünyanın ötesini, ruhani alemi görmek olarak da yorumlanabilir. Ayrıca elinde soğanı andıran bir cisim var. Cismin altında da bir lotus çiçeği var. Bu, dilekleri yerine getiren bir mücevher, Jizon'un da önemli simgelerinden biridir. Mücevherleri tutan el ustalıkla oyulmuş. Tırnak uçlarında kıvrılan parmakların zarifliğine bakar mısınız? Ellerin bu hareketleri mudra olarak bilinir ve jizo gibi Hint geleneklerinden gelen tanrıların el hareketlerine verilen isimdir. Heykelin her bir parçası bize teolojik kavramlar göstermeye çalışıyor. Bu heykel 12. ve 13. yüzyılda Japonya'da Kamakura dönemi olarak bilinen bir dönemde yapılmış bu dönem isyanları ile ünlüdür. İmparator Kyoto'da ikamet eder, çevresinde de aristokratlar bulunurmuş. Aristokratlar kendi aralarında savaşmaya başlamışlar ve çatışmalar paralı askerlere kadar ulaşınca paralı askerler güç elde etmeye başlamışlar. İmparator, imparator olarak kalmış ama sembolik bir figür haline gelmiş. Güç artık Kyoto'da değil, günümüzde Tokyo'nun dışında kalan Kamakura'daymış. Bu heykel o kadar huzurlu ki dönemin siyasi iniş çıkışlarına dair hiçbir şey yansıtmıyor. Heykelin huzuru etrafında ortaya çıkan şiddet tapınak ortamının bir kaçış yeri olduğu fikrini akla getiriyor. Yüzü genç bir erkek çocuğu andırıyor. Jizo önceki yaşamlarından birinde annesinin kötü davranışları yüzünden başı dertte olan bir kız çocuğuymuş ve sırt bu yüzden annesi cehenneme gitmiş. Jizo, annesine olan bağlılığı yüzünden bu duruma çok sinirlenmiş ve cehenneme annesini kurtarmaya gitmiş. Farklı hikayeler, annesini kurtarmak için tanrılara hürmet etmeye başladığını da söyler. Bunu yaparken de cehennemdeki diğer insanların da çok büyük ızdıraplar çekmekte olduğunu görmüş. Jizo'nun bir bodhisattva olarak kalmasının ardında yatan açıklamalardan biri de budur. Aydınlanmasına rağmen bu dünyadan vazgeçmemiş ve cehennemde ızdırap çekenleri kurtarmaya çalışmış. Budist teolojisinde bu tip tanrılar her zaman erkektir. Jizo henüz yetişkin değil, bir çocuk. Bir çocuk figürüne sahip olmasına rağmen bu heykelin son derece ciddi bir havası var. Jizo'nun daha popüler temsillerinde ise daha eğlenceli bir havası vardır. Birçok yerde hastalanıp ölen çocuklara ithafen yapılan yan yana bir sürü Jizo heykeli görebilirsiniz. Bunun sebebi ise Jizo'nun bu çocuklarla ilgilenmesi ve ölümden sonra onları özgürlüğüne kavuşturmasıdır. 800 ya da 900 yaşında biri heykel olmasına rağmen Jizo'nun günümüz Japon kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu da söylemek isterim.